Cem Dikmen, Vatan Partisi'nin siyasetlerini aktarmak orada önemli bir noktaydı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin siyasetleriyle Vatan Partisi'nin siyasetlerinin örtüştüğü noktalar neler oldu orada? Aslında tam anlamıyla örtüşüyor diyebiliriz. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Kim Il-sung'un liderliğinde kurulduğu andan itibaren Juche ideolojisi adını verdikleri Jucheizm'le yönetilen ya da geliştirilen bir ülke diyebiliriz. Juche ideolojisinde 3 temel kavramı var. Daha önce programa çıktığımızda da gitmeden önce onları saymıştık. Politik bağımsızlık, ekonomik kendine yeterlilik, ekonomide kendine yeterlilik ve milli savunmada kendini geliştirmek şeklinde tarif ediyorlar. Aslında bugün sadece Vatan Partisi'nin siyaseti değil, zaten Vatan Partisi'nin siyasetleri şu an Türkiye'nin ihtiyaçları. Biz buna göre bu siyasetleri kurguluyoruz ve Türkiye'de artık bu noktaya doğru, bu rotaya doğru gidiyor. Çünkü savaşan bir Türkiye var artık. Hem ekonomik anlamda hem işte terörle savaş konusunda, silahla da hem siyaseten de bir elbette savaş var. Onlar devam ediyor vesaire. Ya bunlar Türkiye'nin de ihtiyaçları doğal olarak ve onların tarif ettikleri siyasetle aslında Türkiye'nin ihtiyaçları şu an birbiriyle örtüşüyor. Yani bu anlamda giderken de yaptığımız açıklamada şunu demiştik. Aslında bir cephe yoldaşlığı var, cephe dostluğu var iki ülke arasında. Çünkü Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti şu an Asya'nın girişini tutuyor, biz çıkışını tutuyoruz. Yani Amerikan emperyalizmin o coğrafyaya hakim olamaması için, Amerikan emperyalizmin o coğrafyada kıyımlar yapamaması için, oraya, o bölgeye hegemonik anlamda bir güç gösterisi yapamaması için aslında onlar başını biz sonunu tutuyoruz. Yani bu bütün o gelişen Asya uygarlığını bu iki ülke aslında kendi coğrafi konumlarıyla ve savaşlarıyla elinden geldiğince korumaya çalışıyor. Bu anlamda bir cephe yoldaşlığı vardır diyebiliriz. Yani bugün Türkiye Amerikan emperyalizmine karşı hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda hem askeri anlamda direniyor. Bir savaş veriyor. Aynı şey Kore için de geçerli. Biz zaten gittiğimizde de Kore'deki muhataplarımıza, yetkililerimize hep bunu söyledik. Yani Türkiye şu anda bir büyük bir savaş veriyor, büyük bir vatan savaşı veriyor. Tıpkı sizin 70 yıldır direndiğiniz gibi Türkiye'de aslında şu anda direniyor. Ve bu sürecin sonu Kore ile Türkiye'nin daha fazla işbirliği yapmasını doğuracaktır. Biz de zaten Vatan Partisi olarak orada partiler arası Kore İşçi Partisi ile üst düzey bir görüşme gerçekleştirdik. Yaklaşık 1,5 saat sürdü görüşmemiz ve o görüşmelerden tabii başlıklar var. Bunları daha sonra da aktaracağız ama çok kısa özetlersek şunları söyledik. Birincisi, birincil önceliğe şunu verdik. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkileri hızla başlatmak. Çünkü bu cephe ortaklığı artık siyasi anlamda da bir ilişkiyi doğuruyor, doğurmak zorunda. Bunu söyledik kendilerine. Onlar da çok sıcak karşıladılar. Hatta ilişkilerin ufak ufak başladığını ve Vatan Partisi olarak bizlerin de hızlandırmasını rica ettiler. Biz dedik bu noktada kendi ülkemizle sizin ülkeniz arasındaki işbirliğinin artması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani bu bizim ülkemizin yararına bir şeydir aynı zamanda. Yani Vatan Partisi aslında yine özellikle dış politikada bir hükümet görevi üstlenmiştir diyebiliriz. Bu önümüzdeki günlerde çok daha önemli süreçleri de doğuracaktır. Zaten ilk diplomatik temas da yine 93'te Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Kim Il-sung'la görüşmesinin ardından oluşmuştu. Şimdi belki de bunu kalıcı anlamda bir ilişkiye çevirmenin de arifesindeyiz diyebiliriz. Vatan Partisi olarak bunu milletimize müjdelemiş, buradan da olalım. Bir ikincisi tabii hem kanalımız aracılığıyla hem işte kanallarımız hem basın yayın organları aracılığıyla Vatan Partisi'nin bunları kamuoyuna duyurmasıyla birlikte Batı medyasının Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne karşı uyguladığı o yalan yanlış bilgilerle dolu aslında medya saldırısı diyebiliriz. Psikolojik savaşına karşı birlikte hareket etmeyi teklif ettik. Dedik yani buralarda biz geldik, gördük, zaten biliyorduk. Daha önceki heyetlerimize söylemişti, aktarmıştı bize. Biz de geldik, yüz yüze de gördük. Kore'de çok farklı, bambaşka bir hayat var. Yani medyanın aktardığının 180 derece ters dönmüş hali aslında orada yaşanıyor. Çok daha farklı, güzel bir yaşam var. Bunu aslında topluma ve insanlığa daha iyi anlatmamız, kavratmamız gerekiyor dedik. Buralarda da çeşitli işbirlikleri önerdik. Onlar da çok sıcak karşıladılar. Yine Kore'ye Türkiye'den çok sayıda turist götürmeyi teklif ettik dedik. Yani gelsin Türk milleti, insanlarımız gelsin ve Kore'yi kendi gözleriyle daha yakından görme şansı bulsun. Şu an tabii büyükelçiliklerimiz olmadığı için diplomatik ilişkiler bunlar biraz daha sıkıntılı ilerliyor ama kendileri bizim aracılığımızla Türkiye'den de turist alacaklar çok yüksek ihtimalle. Bunların görüşmelerini gerçekleştirdik. Onu da şimdiden müjdesini vermiş olalım. İlerleyen zamanlarda artık Kore'yi ziyaret etmek, görmek isteyen insanlarımız da bizler aracılığıyla oraya gidebilecekler rahatlıkla. Bu anlamda aslında çok verimli
bir görüşme gerçekleştirmiş olabiliriz. Şunu